Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Olasılık videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Fatma Hocam, bu videoda neler var? Bu videoda eşit şansa sahip olan olaylardan bahsedeceğiz. İmkansız olaylardan, kesin olaylardan ve bir olayın olma olasılığından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, eşit şansa sahip olan olaylar neler? Her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğu olaylara eşit şansa sahip olaylar diyoruz. Eşit şansa sahip olaylardan bahsetmezsek zaten olasılıktan bahsedemeyiz. Eşit şanslı olmaları lazım. Yani mesela bir kelimenin harflerini yazmaya kalktığınızda yazdığınız kartların boyutlarının aynı olması gerekiyor. Kartlar büyüklü küçüklü olmayacak. Birbirine eş olacak arkadaşlar. Çünkü farklı olursa seçerken ne yaparsınız siz mesela? Büyük olanın büyük ne olduğunu biliyorsunuz. O zaman eşit haklara sahip olmazlar. Eşit şansa sahip olmazlar. Ama eşit şansa sahip olaylar mesela zar attığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmesi eşit olasılıklı olay. Ya da parayı attığımızda, madeni parayı havaya attığımızda yazı ya da tura gelmesi eşit şansa sahip olan olaylar. Ya yazı gelecek ya tura gelecek. Şimdi arkadaşlar, olası durum sayısı n tane ise her bir çıktının olma olasılığı 1 bölü n. Yani mesela parayı havaya attığımda yazı ya da tura gelmesi 2 tane ihtimal var. O zaman ne olacak? 1 bölü 2. Ya da zarı attığımda 3, 4, 5, 6, 1 bölü 6 olacak. Ya da yine geçen videoda verdiğim örneği vereyim. Sufi kelimesinin harflerini yazmaya kalksak arkadaşlar, o zaman her bir harfin şansı ne olacak? 1 bölü 5 olacak. 5 harf olduğu için. Bir olaya ait olasılık değerinin incelenebilmesi için o olaya ait her bir çıktının eşit şansa sahip olması gerekir. Söylediğim şeyin yazılı hali burada arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Eşit şansa sahip olmazsalar olasılıktan bahsedemem. Şimdi bir zar atma deneyinde 1 gelmesi, 2 gelmesi, 3 gelmesi, 4 gelmesi, 5 gelmesi, 6 gelmesi olasılığı. Bunların her birinin olasılığı 1 bölü 6'dır. Çünkü zarın 6 tane yüzü var. Evet. Ya da mesela zar değil de 12 tane yüzeyi olan bir şekil assak havaya, yüzeyleri de eşit olsun. 12'de 1 de o zaman. 12'de 1. Ya da eşkenar dörtgenlerden oluşan bir düzgün 4 yüzü atsam 4 tane yüzeyim var. O zaman ne olacak? 1 bölü 4 olacak. Hani hep eşit olasılıklardan bahsediyorum. Evet. Peki bir olayın olma olasılığını nasıl buluyorum? Şimdi arkadaşlar, bir olayın olma olasılığını bulurken olay neydi? Benim isteğimdi. Hı hı. İstenilen olası durumların sayısını tüm olası durumların sayısına oranlıyorum. Şimdi örneğimize bakacak olursak, içerisinde 3 kırmızı, 4 mavi ve 5 yeşil topun bulunduğu bir torbadan. Torbada kaç tane top var? Hemen ona bir bakayım. 3, 4, 5 toplam 12 tane. 12 tane. Yani benim tüm olası durumlarımın sayısı neymiş? 12. 12. Peki kırmızı olma olasılığı, kırmızı olan olma, yani benim olayım ne, istediğim ne? 3 tane kırmızı. Kırmızı olma olasılığını bulacağım. 3 bölü 12. Sadeleştirerek 1 bölü 4 diyebilirsiniz. Mavi olma olasılığı. 4 tane mavi topum var. Tamamı 12. Tüm durumlar. 1 bölü 3. Yeşil olma olasılığı. 5 bölü 12. Bunu sadeleştiremiyoruz. Evet, bu böyle kalsın. Sorun yok. Bu kadar arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela bir test çözüyorsunuz. Hiçbir fikriniz yok. 4 şık var. 4 şıktan birinin doğru gelme olasılığı 4'te 1'dir. Evet, eğer yani liseye doğru geçersiniz, liseye geçersiniz ve 5 tane seçenek varsa doğru gelme olasılığı 5'te 1'dir. Yani 1 bölü 5'tir diyebiliriz. Evet. Şimdi kaplumbağa kelimesinin harflerini, bakın bunlar önemli bu ifadeler. Özdeş kağıtlara yazdığımızda, bahsetmiştim ya, yani hı-hı, küçüklü büyüklü olamaz. Özdeş olması, eş olması gerekiyor. Rastgele seçilen bir kartın üzerinde A yazması olasılığı. Şimdi düşünün, tüm durumlarımı düşünüyorum. K, A, P, L, U, M, B, A, yumuşak Y ve A. Tüm durumlarda kaç tane kartım var benim? 10 tane kartım var. Niye bu kadar büyük çizdiysem? Peki içinde A olan, istediğim olay olan kaç tane kartım var? 3 tane. O zaman A yazması olasılığı 3 bölü 10 arkadaşlar. Şurayı küçük halinde yazayım. Ama mesela K gelmesi olasılığı 1 bölü 10. P gelmesi 1 bölü 10. Diğerleri 1 bölü 10. Ama A 3 kez tekrar ettiği için 3 bölü 10. Yani A gelme olasılığı daha fazla bir olasılık burada. Evet, sayısı fazla olduğu için. Peki. İmkansız olay ne arkadaşlar? Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara imkansız olay diyoruz. İmkansız olayın olma olasılığı 0'dır. Çünkü öyle bir olasılık yok. Öyle bir durum yok. Yani mesela içerisinde 2 mavi ve 3 kırmızı top bulunan bir torbadan rastgele alınan bir topun yeşil renkli olma olasılığı mümkün mü? Yok tabii ki. Yani onun için bunun olasılığı 0.
imkansız olay. Bir zar atıldığında üst yüzüne 7 gelmesi olasılığı gelebilir mi? 1'den 6'ya kadar olan sayılar vardı. Bu da imkansız olay arkadaşlar. Peki kesin olay nedir? Her durumda gerçekleşecek olan olaya kesin olay diyoruz arkadaşlar. Kesin olayın olma olasılığı da 1. Çünkü olay 1, yani ihtimalle 1, istekli 1. Evet. Bir zar atıldığında üst yüzüne 7'den küçük bir sayının gelme olasılığı. Zaten ya, yani 1'den 6'ya kadar olan sayıların hepsi 7'den küçük olduğu için tamamdır. 8 tane erkek öğrencinin bulunduğu 8 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen öğrencinin erkek olma olasılığı tabii ki kesin olaydır arkadaşlar. Kesin olay da 1. O zaman şundan bahsedebilir miyiz? İmkansız olay 0'dı. Kesin olay 1'di. O zaman olasılık 0 ile 1 aralığında mı değerler alacak? Wow, güzel. Evet. Daha sonra tekrar değineceğiz buna. Şimdi arkadaşlar örneğimizde Ömer Bey 36 kişilik bir gruba eğitim vermektedir. Bu gruptan rastgele söz hakkı verdiği katılımcının erkek olma olasılığı 2/3. Şimdi o zaman erkeklerin sayısı 2x ise bütünün sayısı ne olacak? 3x. Bunu yapmama gerek yok aslında ya, x kullanmama. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şöyle yapayım arkadaşlar. Olasılık 2/3 mü? Evet. Zaten grupta kaç erkek olduğunu bulalım. Bizim ilk sorumuzda A maddesinde ne istemiş? Eğitim verilen grupta kaç erkek olduğu. Erkek olma olasılığı 2/3 mü arkadaşlar? Peki grupta kaç kişi var toplamda? 5. 36 kişilik 36 bir grup. 36 kişilik bir gruba göre sen. Evet. Şimdi erkek sayısını bulacağız. Ne yaparım arkadaşlar böyle bir durumda? İçler dışlar çarpımı yaptığımda 3E eşittir 2 çarpı 36'dan 72. E de buradan 72/3'ten erkeklerin sayısının ne olduğunu buldum. 24 olduğunu buldum. Şimdi burada yaptığımda aslında doğru, hani oran 2'ye 3 olduğu için erkeklerin sayısına 2x dersem tüm katılımcıların sayısı tamamı yani toplamda 3x. 3x 36 ise x'i 12 bulup yerine yazıp buradan da yapabiliriz arkadaşlar. Ama direkt oranlayarak erkek sayısının 24 olduğunu bulabiliriz. Alttaki tüm katılımcı sayısı erkeklerin oranı üstte olarak gösteriliyor. Yani evet, 3/3'te 2'si. Evet, olası durumlarımın hepsi, bütün ihtimaller aşağıdaydı. Olay neydi benim istediğimde? O yukarıdaydı. Evet. Eğitim verilen grupta kaç kadın olduğunu bulalım. 24 tane erkek varsa zaten. 36'dan 24'ü çıkartırsak. Evet, 12 tane kadın var. Peki C maddesini severek hazırladım. Güzel bir madde. Eğitim grubundan kaç kadın ayrılırsa seçilen bir kişinin kadın olma olasılığı 1 olur. Şu anda ben ne, en son durumda kadın olmasını mı istiyorum? Ama bir miktar kadın da gidiyor. Doğru mu? Evet. Şimdi x tane kadının gittiğini düşünün arkadaşlar. Kadınların sayısı 12-x mi oldu? Evet. X kişi gitti. Çünkü kaç kadın ayrılırsa diyor. Ayrılanların kadın olduğunu da biliyorum. O zaman toplam kişi sayısı da ne kadar azalmış olacak? X kadar azalmış olacak. Ve bu olasılığın ne olduğunu söylemiş. 1/4 olduğunu söylemiş. İşler dışlar yapıyorum. 4 çarpı 12-x eşittir 36-x. Çarpı 1. Yani 48-4x eşittir 36-x. 36 bu tarafa -36 olarak gelsin. -4x bu tarafa +4x olarak geçsin. 48'den 36 çıkarttım. 4x'den 3x. X çıkarttım. 3x. X de buradan ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. O zaman gruptan 36 kişiden 4 kişi ayrılırsa. 4 kadın ayrılırsa. Evet, 4 kadın ayrılırsa. 4 kişi dersen belirsizlik olur. 4 kadın ayrılırsa kaç kadın ayrılırsa diye sormuş. 4 kadın ayrıldığında kadınların sayısı, kontrol edelim isterseniz. Kadınların sayısı 8 olacak. Tamamının sayısı 32. Gerçekten de 1/4 çıktı arkadaşlar. Bunu bulmuş olduk. Evet. Az önce söylediğim şeyin yazılı hali, bir olayın gerçekleşme olasılığının 0 ile 1 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki ifadelerin bir olasılık değeri olup olmadığını inceleyelim arkadaşlar. A 0 var, bir olasılık değeri. 1 var, bir olasılık değeri. Önce onları işaretleyeyim. Şimdi 0 ile 1 aralığında olan bütün değerler olasılık değeri olabilir. 0,8 olasılık değeri olabilir. 3/5 birden küçük olabilir. 4/7 olur, sıkıntı yok. 5/4 birden 10'da 25 olacağından yok. Evet, yani bileşik kesir olduğu için birden büyüktür, olmaz. 13/11 yine aynı şekilde olmaz. 17/23
olabilir arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki olasılıkta hep rasyonel sayılardan bahsediyorduk ama burada 0,8 var. Onluk sayı var. Hiç fark etmez. 8/10 hatta 4/5 diye de yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bundan da bahsettik. Ben o sayfalar arasında hiç geçiş yapamıyorum. Sürekli Nagihan Hoca değiştiriyor. Şimdi bir olayın olma durumu ile olmama durumunun olasılıkları toplamı birdir. Evet, şimdi burada şöyle bir durum var. Bu örnek için değil. İlk önce bir şey anlatacağım arkadaşlar. Şimdi az önceden beri hep torbalarda mavi renkli, kırmızı renkli toplarım vardı. Şimdi mesela mavi, kırmızı, yeşil rengarenk toplarım var. Şimdi benim aldığım bir topun mavi olma ihtimali neyse geriye kalan ihtimallerde nedir zaten? Mavi olmama durumudur. Yani bir şey ya vardır ya yoktur gibi. Ya o renktir ya değildir. O şekilde düşüneceğim. Şimdi birbirine eş 20 tane mavi top birden 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Rastgele seçilen bir topun üzerindeki sayının asal sayı olması ve asal sayı olmaması olasılıklarını inceleyelim. Şimdi asal sayı olma olasılığını inceleyelim. Asal sayı olmasını istiyorum. Asal sayı bakıyorum. Asal sayı 2'ydi. 2 var. 3, 5, 7. 2'den başka çift sayı var mıydı asal yoktu. Sayı? Yoktu. Hiç onlara bakmıyorum. 9, 11, 13, 15 olmaz. 17 olur. 19 olur. Kaç tane olmuş oldu? 8 tane mi? Asal sayı olma olasılığı. 8/ toplamda kaç topum var? Kaç ihtimalim var? 20. 8/20. 4 ile sadeleştirirsem de ne olacak arkadaşlar? 2/5 olacak. Peki asal sayı olmama? Geri kalanlarda zaten asal sayı olmama ihtimali. Yani 8/20 ise geri kalan 12/20 de olmama ihtimali. O da sadeleştirirsek 3/5. Evet, geri kalan çünkü kaç tanesi saydık? 8 tanesi asalsa dedik. Geriye kalan 12 tanesi asal değil. 12/20'den sadeleştirirsem 3/5. Ama ben bunu şuradan da bulabilirdim. Asal sayı olma olasılığı 2/5 ise olmama olasılığı 1-2/5'ten. Yine payda da 1 varmış gibi düşün, genişletince 5-2/5'ten. Ne çıkacak? 3/5. Yani ayrı işlem yapana kadar birden çıkararak da bulabiliriz arkadaşlar. Peki kenar uzunlukları 10 birim ve 16 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir panoya bir kenarı 4 birim olan kare şeklindeki 2 tane kağıt asılıyor. Peki bu panoya yapılan atışın kağıtlara denk gelmeme olasılığı. Burada da kağıtlara denk gelmeme olasılığı, kağıtlara denk gelme olasılığını birden çıkartarak bulabilir miyiz? Aynen öyle. Onu yapabiliriz. Peki o zaman kağıtlara denk gelmesi durumundan bahsedelim. Buradaki alanım 16. Buradaki alanım 16. Benim istediğim durum şu anda kağıtlara denk gelmesi diyelim. Kağıtlara denk gelmesi. Şimdi arkadaşlar kağıtlara denk gelmesi durumunda alanım 16/16. Peki tüm alan neydi? Dikdörtgenin, bütün dikdörtgenin alanı tüm durumum. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı oldu. Çarpım 10/16. Evet, 32/160'dan ne çıkacak? 1/5. Peki benden istediği neydi? Kağıtlara denk gelmeme olasılığı. Kağıtlara denk gelmeme olasılığı da o zaman denk gelme olasılığını birden çıkartarak bulabilirim. O da ne olacak arkadaşlar? 4/5 olacak. Tamam, bunu da hallettik. Ve son sorumuz. Şimdi aşağıdaki kutunun içerisinde birden 15'e kadar olan 15 dahil doğal sayıların yazılı olduğu kartlar var. Bakın kutunun içinde ne var? 1, işte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İçerisinde 15 tane kart varmış. Bu arada arkadaşlar bu soruyu da hocamız yine zor kitabımızdan almış. Aa, evet, onu söylemeyi unuttum. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaysa 10 tane kart var dışarıda. 16'dan 25'e kadar sayıların oldu. Soru bana diyor ki şekildeki gibi 16'dan 25'e kadar doğal sayıların yazılı olduğu kartlardan bazıları kutunun içine atılıyor. Daha sonra kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayının asal olma olasılığı 1/2 olduğuna göre kutunun içine atılan kartlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada bazı ihtimaller var. Şunu inceleyeceğim. Kutunun içerisinde şu anda birden 15'e kadar olan sayılar mı var? Bunlardan kaç tanesi asal? Bakıyorum. 2, 3, 5, 7, 9 olmaz. 11, 13. Şu anda kutunun içerisinde 6 tane sayı var. 6 tane asal sayı var.
tüm durumu ise 15. Şimdi bunların içerisine asal sayılar, yani asal sayıların durumunu istediğim için attığım kartlar asal olursa arkadaşlar ne olmasını istiyorum olasılığın? 1/2 olmasını mı istiyorum? Şimdi bakın, bir tane asal sayı atarsam 7 olacak. 1/2'den fazla olacak. Olmaz. 2 tane asal sayı atarsam 8/15 ama 1/2 olmasın için bir tane de asal olmayan atmam gerek. Öyle değil mi? Peki şunu düşünüyorum. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz böyle sorularda. Şıklardan gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kenara alayım. Şimdi ilk durumda 6/15'ti. Asal sayı olma olasılığı. Şimdi bu ikisini eklediğimde bakın, birisi asal birisi değil. Ne olacak buna eklediğimde sayı? 7/17 olacak. 1/2 oldu mu? Hayır. Olmadı. Sonra buraya geldim. 17/19. İkisi de asal sayı. O zaman olasılığım ne olacak? 6/2/15 + 2'den 8/17 olmayacak. Buraya geldim. 19 ve 23 asal sayı. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 6. 2 tane asal sayı olur şimdi. 2. Evet. 2. Bölü aşağıda ise 15'e ne yapmış oldum? 3 eklemiş oldum. Ne oldu? 8/18. Oldu mu? Hayır. Olmadı. O zaman 3 kart eklediğimde burada ne olacak? 18. Ve 3 tane asal sayı olduğu için ne olacak arkadaşlar? 9/18'den gerçekten asal sayı olma olasılığının 1/2 olduğunu bulmuş oldum arkadaşlar. Ya burada dikkat etmeniz gereken şu. Asal sayı olma olasılığının 1/2 olmasını istiyor. 1/2 olmasını istediğine göre arkadaşlar eklediğim kart sayısıyla aşağısı değişecek. Toplamda bakın, ilk durumda asal sayı olma olasılığı buydu. 15 tane sayım vardı. 2 tane ekledim, 17. 1/2 olması için 2 kart eklemem olmayacak. 3 kart eklediğim durumları inceliyorum. Burada 2 tanesi asal sayı, 8/18 oldu. Burada 3'ü de asal sayı olduğunda gerçekten 9/18'den asal sayı olma olasılığım 1/2 olur arkadaşlar.